Basın toplantısında bir açıklama yapan biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı Nezihe Burdurlu, bütün dünya laboratuvarları arasında yapılan bu değerlendirmede Temmuz ayından sonra Ocak ayında da birinciliği elde etmenin ve bunu sürdürebilmenin mutluluğu içerisindeyiz dedi. Temmuz ayındaki biyokimya tetkiklerindeki dünya birinciliğinden sonra Ocak ayında da 2011 yılının hem hormonlar hem tümör markerlarında da dünya birincisi olunca artık bunu tüm Balıkesir'e mal ettiğimiz için ve Türkiye'nin de bir ciddi başarısı olduğu kanaatinde olduğumuz için sizleri bu pazar günü buraya yorduk, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün dünya laboratuvarları arasında bu en son biyokimyada 2300, hormonlarda da 1250'yi aşkın dünya laboratuvarı arasında doğru sonuç verme açısından gönderdiğimiz, Amerika'ya gönderdiğimiz sonuçların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bir birinciliği. Mikrobiyoloji bilim doktoru Veysel Gökçe de güven tıp olarak kaydettikleri aşamaları şu şekilde anlattı. Türkiye'de laboratuvar yeterlilik belgesi alan düzen laboratuvardan sonra ikinci laboratuvar. O çalışmayı 4 yıl devam ettirdik ama hemen akabinde o laboratuvar yeterlilik belgesiyle beraber dış laboratuvar kontrol programlarına girdik. Sadece bize Amerika'dan bu iki laboratuvardan hasta numuneleri geliyor biyofilize. Her numunenin kurutulmuş numune olduğu için, hasta numunesi olduğu için her numunenin çözüleceği tarih aralıkları belli, çözüleceği sıvılar belli. O numunede hangi testlerin çalışılacağı belli. Biz laboratuvarımızın fiziki altyapısıyla beraber gelişmiş insan gücüyle de o testleri çalışıyoruz. Geçmişten geleceğe inşallah hep birlikte olacağız. Balıkesir halkının sağlığına hizmet vereceğiz. En doğru şekilde ve kaliteden ödül vermeden. Evet, bu Kangal pasajında sadece bu uzun masalarda kurduğumuz bir laboratuvardı daha ilk yıl.